Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sağ olun. Böyle bir makineyi çıkarttım, bu makineyi çıkarttım. Mesela aynı makinem, yani bunun diğer türevleri İtalya'da, İsrail'de falan da yapıyorlar. Fakat bu onlardan birazcık daha farklı, yani tam kopyası değil mesela. İsraillerinki tamamen saç üzerine. Ne üzerine? Saç. Saç, saç diye bir metal malzeme var, onun üzerinde yapmışlar ve nasıl diyeyim, fabrika ortamında yapılabilecek tarzda bir şey. Fakat bu normal evde de yapılabilecek bir şey. Mesela şu motor Türkiye'nin, Türkiye'de üretilen bir fabrikanın motoru. Evet. Onun haricinde bunlar normal lazer kesim zaten. Evet. Sadece elektronik elemanlar, Türkiye'de elektronik eleman üretim olmadığı için. Şu yani, aşağıdakiler değil mi? Aynen şunlar. Evet. Basıncı, solunum sayısı, onu ölçen şeyler mi? Aynen. Şimdi, buradaki form basma zamanı ve durma zamanına göre hava basıncı ve solunum sayısı ayarlanıyor. Zaten biz buradaki çalışmayı şeye göre yaptık. Hani sizin uzmanlarından gelen bilgiye göre buradaki parametreleri buradaki olabildiğince alt fonksiyonu yaparak en uygun ürünü çıkartmaya çalıştık. Bu kriz bir anda parlayınca Rai geldi galiba değil mi? Meşhur marka. Evet. Ellerindeki cihaz yetmemeye başladı. İhracatı yasaklandı, ithalatı yasaklandı. Yani Almanya mesela Türkiye'ye vermedi. Yani böyle bir kısıtlama oluştu. Şu an bu cihazla Türkiye dünyanın 6. ülkesi. Kendisi, kendi imkanlarıyla sığınıyor cihazı üretebilen.